Rüyamda uyku koçluğu yaptığımdan bahsettiğim zaman genelde eğer çocuğu olmayan ailelerin olduğu bir ortamsa o zaman 12 diyorlar. Ya da bizi de uyutur musun Seride diyorlar. Ya da eve gelip çocuğumuzu mu uyutuyorsun, sihirli değneğin mi var diyorlar. Genelde bilinen bir meslek değil Türkiye'de. Daha çok az bir kitleye ulaşabilmiş durumdayız. Bunun ne olduğunu anlatmak da çok zor. Çünkü bizler ne doktoruz ne psikoloğuz. Aslında birçok branşı içinde barındıran bir eğitimden geçiyoruz. Dolayısıyla tek bir branşa da sahip değiliz. O nedenle de çok bilinen geleneksel mesleklerden ayrı bir yapımız var. Anne olduğumda dünyaca tanınan Amerika merkezli uluslararası bir bilişim firmasında Orta Doğu, Akdeniz ve Afrika bölgesinden sorumlu bölge yöneticisi olarak çalışıyordum. Doğduğu andan itibaren oğlumun bitmek bilmeyen 7 ile 10 arasında ağlamaları vardı. Bunun neden kaynaklandığını araştırırken Tracy Hogg'a rastladım. Tracy Hogg'u okudum ama daha detaylı bilgilere ulaşamayınca araştırmaya başladım. Ve Tracy Hogg'un aslında 2005 yılında meme kanserinden vefat etmiş olduğunu öğrendim. Daha önce de ben annemi meme kanserinden kaybetmiştim. Tesadüftür ki bir müddet sonra ben de meme kanserine yakalandım. Tracy Hogg'a bu soruları soramayınca detaylı olarak ben de araştırmaya başladım. Başka kimler acaba bunu yapıyorlardı diye. Ve Kim West'e rastladım. Amerika'da yine bulunan Kim West'e rastladım. Ve Kim West'ten danışmanlık aldım uyku konusunda. Ve oğlumun uyku problemlerini çok kısa bir sürede çözdüm. Kim West'in eğitimi aldıktan sonra bu edindiğim bilgileri daha çok kişiye yaymak istedim. Kim West'le uzun yazışmalarımız sonucunda Kim West bir sertifika programı açmaya karar verdi. İlk mezun ettiği 50 koçun arasındayım ve o ilk 50 koç arasındaki tek Amerika dışından olan kişiyim. Hatta Türkiye'denim dediğim zaman Türkiye nerede diye soran arkadaşlarım vardı eğitim sırasında. Benim dışımda da Türkiye'de uyku meleği olarak 3 tane daha koç arkadaşım var. Ve birlikte annelere uykusuz çocuklarını ve kendilerini uykuya kavuşturmaları için eğitimler veriyoruz. Ve bu noktada onlara yardımcı oluyoruz ki hep birlikte daha sağlıklı nesiller yetiştirebilelim. Aslında niye birden çok koç olmaya karar verdim? Bu çok duygusal bir konu. Tracy Hogg meme kanserinden ölmüş bir uzman ve ben bunu öğrendiğimde o anda hala oğlumun o lohusalık depresyonuyla doğumla birlikte gelen lohusalık depresyonundan dolayı hala anneme, vefat etmiş olan anneme duyduğum bir özlem vardı. Tek istediği bir torunu olmasıydı ve ne şart altında olursa olsun bir torunu olmasıydı. Bir anda ikisini çok bağdaştırdım ve o an böyle içimden bir şeyler eridi gerçekten onun meme kanserinden vefat ettiğini duyduğumda. Kim West'e daha sonrasında defalarca yazmamın neden bize bunu öğretmesi gerekiyor dememin arkasında da aslında herkesin bir gün bu hastalıktan etkilenebileceği düşüncesi vardı. Ve nasıl bir empati kurduysam benim de büyüme planlarımın olması, yani uyku meleğinin büyüme planlarının olmasının başlangıcı da buydu. Bir gün hasta olacak olursam danışanlarımı kim devam ettirir? Torunuma olan sevgimi anlatamam. Dertleşemediğim şeyler dertleşiyorum bu yaşımda. Anlatamadığım şeyleri anlatabiliyorum. Evladıma bile anlatamıyorum. Yaptığı iş çok güzel bir iş ama yorucu bana göre tabii çok yoruluyor. Allah muvaffak etsin. Annemin uyku meleği olması bana çok şey sağladı. Çünkü ben artık erken kalkıyorum. Hani kanser olmak kötü bir şey, yakalanmak o an o duygu çok kötü bir şey. Özellikle de bir yakınınızı kaybettiyseniz. Ama sonrasında bunu çok olumlu bir şekilde hayatıma döndürdüm ben. Kendimi çok daha mutlu hissettiğim, mutluluk için yaşadığım ve olumsuzlukların her zaman zamanla çözüldüğünü keşfettiğim bir sürece döndüm.